durakta yolcuları indiriyordu. Hoşça kalın Millet. Teşekkür ederim Trevi. Hoşça kal. Bugünlük işim bitti. Geriye dönme vakti. Dik dörtgen otobüs neye benzer? Tıpkı lezzetli ekmekler. Çocuklar. Merhaba Trevi. Merhaba. İşten mi geri geliyorsun yoksa? Söylediğiniz o şarkı neydi? Bugün derste öğrendiğim bir şarkı. Vay canına, o kadar şarkı mı öğreniyorsunuz? Evet, çok eğlenceli. Bu hafta sonu ne yaptın Trevi? Tüm hafta sonu çalıştım. Sahi mi? Ben nehirde feribota bindim. Vay canına, eğlenceli olmuştur. Artık gitmeliyiz. Hoşça kal. Güle güle. Güzel olmalı. Gidip beraber eğleniyorlar. Her gün aynı rayda sıkışıp kalıyorum. O akşam Trevi uykuya dalamaz. Neler oluyor Trevi? Yoksa bir sorun mu var? Ben araba dostlarımı kıskanıyorum. Kıskanıyor musun? Evet. Özgürce istedikleri yere gidebiliyorlar. Ben de daha çok yere gitmek istiyorum. Anlıyorum. Trevi, sana takım yıldızlarını anlatmamı ister misin? Takım yıldızlar mı? Evet, güzel olur. Hayvanlara benzeyen birçok yıldız vardır. Boğa var, kartal, akrep, hatta bir de aslan. Vay canına, bu çok güzel. Ve orada küçük ve büyük bayır bulunur. Trevi gökyüzü hikayeleri dinlerken uyuyakalır. Ertesi gün olur ve Trevi işe geri döner. Hoşça kalın. Olamaz. Ne yapacağım? Bir sorun mu var? En sevdiğim şapka uçup gitti. Sonra bir kedi onu kaptı ve dağa gitti. Orada yol yok, o yüzden gidemiyorum. Gidip senin için alabilirim. Benim için bunu yapar mısın? Elbette. Gel pisi pisi. Kedi. Neredesin? Bu bir şapka. Şapka kendi kendine mi kımıldıyor? Merhaba kedi. Cici kedi, şapkayı bana geri verir misin? O büyük annenin en sevdiği şapka. Teşekkür ederim. Büyük anne. Şapkam burada. Teşekkür ederim Trevi. Evet. Evet. Vay canına. Neler oluyor? Ben sihirbaz araba Lucy'yim. Sihirbaz araba mı? Evet. En sevdiğim şapkamı buldun. Ben de sana bir dilek vereceğim. Her şeyi dileyebilirsin. Dilek mi? benim dileğim... Benim dileğim... Lastikleri olan bir araba olmak. Araba mı? Evet. İstediğim her yere gidebilmeyi istiyorum. Anlıyorum. Bu hiç sorun değil. Gerçekten mi? Tamam. İşte... Evet. Lucy? Neredeyim? Neden buradayım? Lastiklerim var. Dileğim gerçek oldu. Trevi! Çocuklar, şuna bakın. Dur, lastiklere ne olmuş ki? Lastikler... Okula gitmemiz gerekiyor Trevi. Evet, gitmeliyiz. Yoksa geç kalacağız. Okul mu? Okula mı gidiyorum? Evet, elbette. Neden bu kadar şaşırdın? Acele edin.
küçük otobüs Tayo. Çocuklar, bugün yine hep beraber şarkı söyleyelim. Peki öğretmenim. Dikdörtgen otobüs neye benzer? Tıpkı leziz ekmekler gibi. Upuzun trenler neye benzer? Tıpkı upuzun okulda sosisler gibi. Okulda olduğuma inanamıyorum. Okuldan sonra Treni ve arkadaşları oynayarak eğlendi. Çok büyük ve feribot da çok güzel. Ha, başlıyor. Ha. Aa. Vay! İnanılmaz. Vay canına. Arabaya dönüştüğüm için çok mutluyum. Çocuklar, ben bu tarafa gideceğim. Nereye gidiyorsun? Ha? Bizim garajımız şu tarafta. Garajımız mı? Evet, o tarafta dağ var. Doğru. Treni küçük otobüslerle garaja döner ve uyumaya hazırlanır. Çocuklar, bugünkü havai fişekler eğlenceli değil miydi? Hiç böyle inanılmaz bir şey görmemiştim. Evet. Ben artık uyuyacağım. Ben de. İyi geceler çocuklar. İyi geceler. Bundan böyle burada mı uyumalıyım? Uyuyamıyorum. Sky'ın takım yıldızlarıyla ilgili hikayelerini dinlemek istiyorum. Treni, hayvanlara benzeyen birçok yıldız vardır. Boğa var. Kartal, akrep, hatta bir de aslan. Vay canına, bu çok güzel. Acaba Sky nasıl? Doğru, gidip Sky'ı görmeliyim. Yol neden kapalı? Bu taraftan gidebilirim. Sky. Kimsin sen? Ben Treni'yim. Treni mi? O ismi hiç duymadım. Sky'ın beni hatırladığını sanmıyorum. Peki tramvayları sen yönetmiyor musun? Tramvaylar mı? Çok eskiden öyleydi. Ama o kadar oldu ki artık hiçbir şey hatırlamıyorum. Tamam evlat, artık eve dönmelisin. Eve mi? Evet, çok geç oldu. Evine git artık. Tamam. Sky. Benim evim Sky'ın yanı. Treni. Lucy. Neden burada ağlıyorsun? Araba olmaktan memnun değil misin? Hayır. İstediğim yere gidebildiğim için araba olmak güzel. Ama Sky beni tanımıyor. Bu da beni üzüyor işte. Olamaz. Anlıyorum. Eski haline dönmek ister misin? Evet. Tramvay olarak çalışıp Sky'la olmak istiyorum. Ama şimdiki gibi özgürce dolaşamayacaksın. Pişman olmaz mısın? Pişman olmayacağım. Tamam. O zaman eski haline döneceksin. Evet. Treni. Kalkma vakti. Eski halime geri dönmüşüm. Vay canına. Sky, beni tanıyor musun? Sen neden bahsediyorsun? Elbette tanıyorum. Döndüğüme çok sevindim. Bu gerçekten harika. Nesi var bunun? Çok tuhaf. Treni, Sky. Merhaba. Merhaba.
bunlar Ricky ve Pat. Ne haber? Size gerçekten çok iyi haberlerim var. Bugünden itibaren yeni tramvay rotaları ekledik. Bundan böyle Tremi şehrin dört yanına gidecek. Hı-hı. Vay canına, gerçekten mi? Evet. Hı-hı. Sky bir süredir istiyordu. Ve yeni rota bugün açıldı. Hı-hı. Sky mı? Evet. Başka yerlere gitmek istiyordun. Sky, çok teşekkür ederim. Çok fazla rota olacak. İdare eder misin? Evet, sorun değil. Zaten şehri çok iyi biliyorum. Aa, Sky, bana yine takım yıldızlarını anlat. Yine mi? Tamam, anlatırım. Vay canına, çok heyecanlı. Döndükten sonra Tremi Sky'la olduğu için çok mutluydu. Tremi'nin sırrı. Tayo işten garaja dönerken Tremi ile karşılaşır. Merhaba Tayo. Merhaba. Hey Tayo, lastiği çarpan yerin hala açıyor mu? Lastik mi? Okulda beden eğitimi dersindeyken lastik suratına gelmişti. Al bakalım. Ben de. Tayo'ya bak. Okulda başıma gelenleri sen nereden biliyorsun? Bu bir sır. Gitmem lazım, görüşürüz. Hey, Tremi! Merhaba Tayo. Bir şey mi oldu? Biri Tremi'ye beden eğitimi dersinde olanları mı anlattı acaba? Sen mi anlattın Rogi? Hayır, kimseye anlatmadım. O zaman sizden biri miydi? Ben de anlatmadım. Ben bugün Tremi'yi görmedim bile. Çok tuhaf. O zaman olayı nereden biliyor? Bu arada Hana'nın beni azarladığını da biliyordu ve anlatmamıştım. Doğru ya, hayvanat bahçesine gittiğimizi de duydu. Çok garip, nasıl olur ki? Peki olanları kendi görmüş olabilir mi acaba? Her şeyi görmüş mü? Evet. Tremi'nin tepesinde çalışıyor. O yüzden bizi oradan görüyor olabilir. Al bakalım. Olabilir mi? O zaman neden gidip Tremi'ye sormuyoruz ki? Tamam. Evet, şimdi kalkıyoruz. Tremi, bekle. Hey, nasıl gidiyor? Bir şey sormamız gerekiyor. Evet, nedir o? Tremi, sen dağın tepesinden çok uzakları görebiliyor musun? Görüyorum, evet. Garajı bile görebiliyorum. Garajı mı? O kadar uzağı görüyor musun? Evet, manzara gerçekten çok güzel. Sizinle birlikte görmek daha güzel olurdu. Evet, güzel olurdu. Evet. O zaman öyleyse... Tremi. Efendim? Ne zaman kalkıyoruz? Acele eder misin? Tamam. Gitmem lazım. Tamam. Onlarla daha çok konuşmak isterdim. Tremi gerçekten her şeyi görebiliyor. O zaman buradan el salladığımı da görüyordur. Merhaba Tremi. Merhaba. Hey, neredeyse unutuyordum. Nedir o? Bu akşam Ateş Topu'nun özel bölümü olacak. Ateş topu özel bölümü mü? Evet. Ve geç saatlere kadar sürecek. Vay canına, gerçekten mi? Hadi çabuk dönelim. Tamam. Küçük otobüsler Tremi'yi unutur ve geç saatlere kadar Ateş Topu'nu izler. Olamaz, geç kaldık. Çabuk ol Rogi. Neden? Rogi, işe geç kalacağız. Ne? Hayır, hadi gidelim. Hey, bekle. Küçük otobüsler o öğleden sonra işlerini bitirip garaja geri döner. Geç kaldığım için bütün gün boyunca hata yaptım. Ben de. Uykum olduğu için sürekli hata yaptım.
Hana'nın bundan haberi olmaz değil mi? Bu akşam erkenden yatalım. Çocuklar. Hana! Ateş topu izlediğiniz için sabah geç mi kalktınız? Ne? Nereden bildin? Trami'yi tamir etmeye gittiğimde ondan duydum. Trami'den mi? Evet. O kadar televizyon izlememelisiniz. Özel gösterimdi. İzlememiz gerekiyordu. Özür dilerim. Size bir süre televizyon izlemek yasak çocuklar. Ne? Tamam. Ne yapacağız? Televizyon bile yasak. Ateş topu bugün prensesi kurtaracaktı. Olamaz. Hey! Ha? Hey! Hana işe gitti. Gerçekten mi? Ateş topunu gizlice izleyelim hadi. Ama bize yasak dedi. Kısa bir süre izleriz, sorun olmaz. Ha? O zaman o dönmeden önce biraz izleyebiliriz. Ha, tamam. Peki ya Trami bizi görürse ne olacak? Doğru ya. Ya yine Hana'ya söylerse? Evet. Sorun değil. Hana Trami'yi tamir etmeyi bitirmişti. Evet, bir süre görüşmezler yani. Emin misiniz arkadaşlar? Hadi gidelim artık. Yaşasın, çok eğlenceli olacak. Küçük otobüs Tayo. Ertesi gün olur. Hana! Nereye gidiyorsun? Daha Trami'yi tamir etmeye gidiyordum çocuklar. Ne? Ama daha dün gittin. Yedek parçaları olmadığı için bitmemişti. Olamaz! Ne olamaz? Hayır. Hana'ya hemen engel olmalıyım. Biz bir dans öğrendik. Kilani göstermek istiyor sana. Hana'ya göstermek istediğini söylemiştin hani. Doğru ya. İstemiştim. İzle şimdi. La la la. Bilin. Hadi siz de katılın. Tamam. La la la. Vay canına, harikaydınız. Değil mi? Şimdi farklı bir şey göstereceğim. Gerisini döndüğümde izlerim artık. Trami beni bekliyordur. Ne? Hadi gidelim Kalp. Tamam. Trami kesin Hana'ya söyleyecek. Takip edelim onları. Tamam. Küçük otobüsler Hana'yı bulmaya çıkar. Buralarda bir yerde olmalı. İşte orada. Hey, Trami de orada. Olamaz. Birazdan birbirleriyle karşılaşacaklar. Onlara engel olmalıyız. Durun. Benim bir planım var. Rogi. Hey Hana. Merhaba Rogi. Ne oldu? Canım çok acıyor. Yardım et bana. Acın mı var? Nerede? Burada ve şurada. Kontrolden geçmen lazım. Bir dakika duralım bari. Tamam. Acıyor. İşe yaradı. Harikasın Rogi. Nasıl? Motor yağının değişme vakti gelmiş. Gerçekten mi? Evet. Önce motor yağı iğnesi yapalım. Sonra da tamirhaneye döneriz. Ne? Hayır, öyle demek istemedim ben. Lütfen. Rogi, iğne yaptır işte. Evet. İşte geliyor. Artık acımıyor. Hepsi geçti artık. Gitmem lazım. Rogi. Bugün biraz tuhaf davranmıyorlar mı? Rogi, bunu neden yaptın? Motor yağ iğnesinden çok korkuyorum. Dayanamazdım. Şimdi ne yapacağız? Belki Trami ile buluşmamıştır daha. Çocuklar, acele edelim. Tamam. Hana nerede olabilir? Şurada. Trami'nin yanında. Sence ne yapmalıyım Hana? Olamaz. Ona anlatmış olmalı. Ne yapacağız?
Artık gidip Hana'ya gerçeği anlatalım. Hana! Ha? Merhaba. Özür dileriz. Affet bizi. Neyi affedeyim? Dün gizlice televizyon izlediğimiz için. Ne? Hayır dememe rağmen izlediniz mi yani? Trami sana bunu anlattı sanıyorduk. Neden bahsediyorsunuz? Ben nereden bilebilirdim? Yaptığımız her şeyi görebiliyorsun ama. Evet. Garajı bile gördüğünü söyledin. Binayı görebiliyorum ama ne yaptığınızı görecek kadar uzak göremiyorum. Ne? Peki sen okulda olanları nereden biliyordun? Diğer arabalar anlattı da ondan. Ne? Sizinle yakın arkadaş olmak istiyorum ama çok sık görüşemiyoruz ne yazık ki. Ben de bu yüzden diğer arabalara hep sizi soruyorum. Gerçekten mi? Geç saate kadar ateş topu izledikleri için işe geç kaldılar. Anladım. Bunu bilmiyorduk. Bundan sonra daha sık ziyarete geliriz. Evet, yakın olmalıyız. Teşekkür ederim çocuklar. Trami, artık onlarla daha sık görüşebilirsin. Harika olur. Evet. Bu arada... gizlice televizyon mu izlediniz? Özür dileriz. Yerde kalın. Başınız büyük belada. Meğer Trami'nin sırrı küçük otobüslerle daha yakın olmak istemesiymiş. Trami'nin ilk iş günleri. Bir sabah erken saatlerde Hana ve Situ dışarı çıkmaya hazırlanır. Artık gidelim mi? Hana! Situ! Merhaba. Merhaba. Nereye gidiyorsunuz? Sky'la buluşmaya gidiyoruz. Sky mı? O da kim? Onu tanımıyor olabilirsiniz. Sky dağın zirvesindeki tramvay kontrol merkezi. Sky tramvaylara yardım ediyor. Sky'ı daha önce gördüğümü sanmıyorum. Ben de hiç tramvay görmedim. Evet, eskiden çalışan tramvay emekli oldu. Sky da tatile çıkmıştı. Ama yeni bir tramvay işe başlayacağı için o da geri dönüyor. Vay be tramvay! Tramvay mı? Ne kadar güzelsiydi o. Herkesin işi bittiğinde onları ziyarete gideriz. Gidelim mi? Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Yeni açılışını tebrik ederim Sky. Teşekkür ederim. İşe dönmeyi ne kadar istediğimi bilemezsiniz. Yeni bir tramvayın geldiğine çok sevindim. Evet, nasıl olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Bugün mü geliyor yoksa? Evet, her an burada olabilir. İşte geldi. Çok tatlıymış. Merhaba. Merhaba. Sen yeni tramvay olmalısın. Evet. Çok memnun oldum. Ben Sky. Bundan sonra seninle çalışacağız. Yanımdakiler de Situ ve Hana. Merhaba. Benim adım Trami. Çok memnun oldum Trami. Rengin ne kadar da güzelmiş. Evet. Müşteriler sana bayılacak. Ertesi gün tramvay durağında bir sürü insan toplanır. Uzun zamandır tramvaya binmemiştim. Hemen binmek istiyorum. Herkes çok heyecanlı galiba. İşte geliyor. Ne kadar çok insan varmış. Trami o kadar çok insanı görünce gerilir. Şuna bakın. Demek yönünü böyle değiştiriyor. Maşanına çok güzel. Çok memnun oldum. Yeni tramvay sensin demek. Seni görmek ne güzel. Merhaba. Ne? Seni duyamıyorum. Merhaba. Korkuttun beni. Şimdi neden bağırıyorsun? Ben özür dilerim. Trami biraz fazla heyecanlandı galiba.
Trami çok gergin olduğu için çok yavaş ilerliyor. Tramvayda gitmek gerçekten çok rahatmış. Ne? Bu kadar yavaş gitmesi normal mi? Aa, affedersin ama daha hızlı gider misin? Aa, tamam. Herkes iyi mi? Ne yapıyorsun sen? Öyle bir anda hareket edemezsin. Bu çok tehlikeli. Özür dilerim. Daha dikkatli olmalıyım. Çok yavaş. Yürüsem daha hızlı giderdim. Varış noktasına geldik. Herkese merhaba. Bunların olacağını bilseydim ona asla binmezdim. Olamaz. Söyler misiniz, sorun nedir? Bir anda hareket etti. Çok tehlikeli olabilirdi. Sonra da çok yavaş gitti. Çok özür dilerim. Özür dilerim. Bir dahaki sefere daha dikkatli ol lütfen. Tamam. Trami hata yapmaya devam eder. Bu sefer düzgün selam vereceğim. Merhaba Trami. Hı? Evet, görüşürüz. Ha. Aa, ama daha yeni biniyordum. Ben özür dilerim. Ah, sonunda bitti. Biraz dinlenmem gerek. Dur. Hayır. İyi misiniz? İndiniz zannetmiştim. Tanrım, biraz dikkat etsene. Bu hataları yapmamalıyım artık. Ne yapıyor bu? Ne yapıyorsun sen? Kırmızı yanıyor. Özür dilerim. Işıklara bak biraz. Özür dilerim. Düşüncelere daldığım için ışıkları göremedim. Trami, bu hataları neden yapmaya devam ediyorsun? Özür dilerim. Daha çok antrenman mı lazım? Ben zaten çok çalıştım. Çalışırken daima tetikte olmalısın. Tamam. Sürekli hata yapıyorum. Sky benden nefret ediyordur. Küçük otobüs Tayo. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Sonunda bitti işte. Sky'ı ziyarete mi gitsem? Merhaba Sky. Merhaba Situ. Ne oldu sana? Trami çok fazla hata yapıyor. Ne yapacağımı inan bilmiyorum. Yakında işine alışacaktır. Başta herkes öyledir. Hayır, sen hep çok iyiydin. Hayır, değildim. Gençken baba beni her gün azarlardı. Gerçekten mi? Evet. O zaman da daha çok gerilip daha çok hata yapardım. Öyle mi? Varış noktasına geldik. Trami. Daha yüksek sesle söyle. Tamam. Çalışırken daha çok odaklanmalısın. Tamam. Evet. Sanırım Trami'yi biraz fazla zorladım. Situ, senden bir şey isteyebilir miyim? Nedir o? Bugün Trami'nin izinli günü. Trami, kontrol için şehir istasyonuna gitmen gerekiyor. Ne, şimdi mi? Evet, Hana seni orada bekliyor. Tamam öyleyse, sonra görüşürüz. Evet, önce içeriden başlayalım. Tamam. Trami, işler nasıl gidiyor? İyi değil, sürekli hata yapıyorum. Ayrıca yolcularla uğraşmak da çok zor. Neden çalışması için yardımcı olmuyorsun Tayo? Tamam, bunu senin için yaparım Trami. Bu çok iyi olur. Senin çalışman için birkaç arkadaş çağırdım. Merhaba. Şimdi başlayalım mı artık? Neler oluyor? Trami, neden müşterilere iltifat etmeyi denemiyorsun? İltifat mı? Evet, bunu yaparsan çok hoşlarına gider. Gerçekten mi? Evet, eğer istersen sana gösterebilirim. Tamam.
Hoş geldiniz. Merhaba. Bugün gerçekten çok güzel görünüyorsunuz. Öyle mi? Teşekkür ederim. Trami, nasıldı sence? Hadi şimdi sen dene bakalım. Tamam. Sen bugün daha güzel görünüyorsun. Aa, şey ben mi? Güzel olduğumu duyduğuma çok sevindim. Siz de birbirinize çok yakışıyorsunuz. Öyle ama. Alın, bu size benden bir hediye. Vay! Trami sayesinde bu güzel çiçekler bizim oldu. Teşekkür ederiz Trami. Aferin sana Trami. Gerçekten mi? Evet, deneme turuna çıkalım mı artık? Ah, tamam. Ne yapmalıyım? Dikkat et, dikkat et. Yavaş. Trami. Ha? Biraz daha hızlı gider misin lütfen? Ha, tamam. Ben özür dilerim. Olamaz, yine yaptım işte. Bunların olacağını bilseydim ona asla binmezdim. Bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Sorun yok, hadi neşelen Trami. Her şey çok güzel olacak. Trami, hata yapmakta sorun yok. Evet, sen cesur ol yeter. Bunu yapabilirsin. Gerçekten mi? Tamam, deneyeceğim. Vay canına, çok iyisin. Evet, çok öyle. Trami arkadaşlarının desteğiyle kendine güvenmeye başlar ve çok iyi bir iş çıkarır. Varış noktasına geldik. Trami. Trami. Yolculuğun için tebrik ediyoruz. Tebrik ederim. Oh, Tayo, Sito. Tebrik ederiz Trami. Aa, ne oldu öyle? Aslında her şeyi Sky hazırladı. Bizden seni çalıştırmamızı istedi. Sky mı? Oo. Sky. Evet. Sürekli hata yaptığım için beni sevmediğini sanıyordum. Tabii ki hayır. Biz bir aileyiz. Sky. Sana baskı yaptığım için özür dilerim. Sana yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Tamam, ben de bundan böyle özgüvenle çalışacağım. İkiniz de harikasınız. Harika işlerini görmek için sabırsızlanıyoruz Trami. Mete, her şeyi sorabilirsiniz. Araba okulunda ders başlar. Bugün deliğin ardında neyin saklandığını tahmin ederek bir oyun oynayacağız. Söyleyin bakalım burada hangi hayvan saklanıyor? O ne? Tayo, denemek ister misin? Ne? Nedir o? Süpürge. Dikenleri var. Vay! Doğru cevap süpürge. Hayvan aradığımızı söylememiş miydim? Doğru cevap aslan. Süpürge diye hayvan mı olur? Öf ya, senin yüzünden yanlış söyledim. Benim yüzümden mi? Küçük otobüsler dersten sonra parka gider. Neden bu kadar çok trafik var? Bilmiyorum. Saatlerce beklemek istemiyorum. O zaman şuradan gitmeyi denesek mi? Şu yoldan mı? Evet, oradan daha çabuk gideriz. Beni takip edin. Öyle mi? Değil. Tamam, şuraya da geçersek. Burası daha da tıkalı. Aksiliğe bakın, daha da uzun sürdü. Artık oyunda oynayamayız. Hava karardı bile. Sabah sınıfta olduğu gibi ne zaman Rogi bir şey söylese işler ters gidiyor. Ne diyorsun sen? Ve ertesi gün olur. Sıradaki soru. Sizce bu bir yavru köpeğin gölgesi mi yoksa kedinin mi? Rogi, sence doğru cevap hangisi? Bence bu bir yavru köpek. Öyle mi? Teşekkürler. Bayan Örmen, doğru cevap kedi. Evet doğru. Aferin Tayo. Dediğinin tam tersini söylediğinde doğru çıktı. Ne? Bir dahakine ben de Rogi'ye soracağım. Aynen öyle. Rogi bundan sonra Bay Yanlış. Bay Yanlış mı? Benimle dalga geçiyorlar. Bu durumu nasıl
düzeltebilirim? Aha! Birazdan buradan geçmesi lazım. Ha? Matt! Oh, merhaba Rocky. Merhaba. Ben de seni bekliyordum. Beni mi bekliyordun? Arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Ben yanlış adını taktılar. Senin gibi zeki olmayı öğrenmek istiyorum Matt. Bana bir şeyler öğretsene. Sana ne öğretebilirim? Oo, öğlen yağmur yağacak. Ha? Bunu nereden biliyorsun? Bulutlara bakarak anlayabiliyorum. Vay canına, sen süpersin. Yok canım. Ayrıca müzenin önünde yol çalışması var. Yani etrafından dolaşsan iyi olur. Gerçekten mi? Arkadaşlarıma da söyleyeyim. Sağ ol Matt. Sonra görüşürüz. Tamam. Matt'le konuştuktan sonra kendimi daha zeki hissediyorum. Rocky! Arkadaşlar. Çiçeklere bakmaya gidiyoruz. Bizimle gelsene. Çiçeklere bakmaya mı? Olmaz. Öğlen yağmur yağacak. Yağmur mu yağacak? Yani Rog öyle diyorsa demek ki yağmayacaktır. Yağacak. Ha? Hava epey açık. Bence yağmur yağmayacak. Hadi gidelim. Vay canına, çok güzel. Evet. Hava çok güzel. İyi ki gelmişiz. Gördün mü? Yağmur yağmayacağını biliyordum. Bu... Şakır şakır yağıyor. Hadi dönelim artık. Tamam. Matt haklıymış. Çok soğuk. Beni dinlemediniz ki. Hadi oradan. Tesadüfen bildin. Durun. Oradan gitmeyelim. Neden ki? Çünkü müzenin önünde yol çalışması var. Sağdaki yoldan gidelim. Geçen sefer seni dinlediğimizde yol çok uzamıştı. Ben soldan gideceğim. Ben de. Hayır. O zaman ben de... Gani, sen benimle geleceksin değil mi? Peki. O zaman hadi bakalım kim daha çabuk gidecek? Çok yoruldum. Evet, ben de. Ama en azından Rogi'den önce geldik. Sen öyle san. Biz sizden önce geldik ve hatta yıkandık bile. Ne? Peki siz neden bu kadar geç kaldınız? Müzenin önünde gerçekten de yol çalışması vardı. Çok trafik vardı. Artık bana güveniyor musunuz? Evet. Artık sana Bay Yanlış demeyeceğim. Hepsi Matt sayesinde oldu. Küçük otobüs sayıyor. Merhaba Matt. Rocky. Biliyor musun, haklıydın. Arkadaşlarım senin söylediklerini söylediğimde çok şaşırdılar. Gerçekten mi? Bunu duyduğuma sevindim. Her sabah yanına geleceğim. Bana bir şeyler daha öğret, olur mu? Olur. Bugünkü fırtına hakkında bir şeyler anlatayım mı? Evet, lütfen. Rocky her gün Matt'ten yeni şeyler öğrenmeye devam eder. İşte böyle. Kim denemek ister acaba? Ben. Doğru cevap 2. Evet, doğru. Peki bir sonraki? Ben. Bu nedir? Cevap. Vay! Rogi ne kadar da zeki. Rogi Matt sayesinde her gün biraz daha bilgilenir. Neden kötü hissediyorum? Akşam üşütmüş olmalısın. Sıcak suyla yıkan. Kendini daha iyi hissedersin. Tiyatroya gidiyorsun değil mi? Yolda su birikintisi varmış. Dikkatli ol. Artık arkadaşları bir şey merak ettiğinde Rogi'ye sorar. Kesime nereden başlamalıyım? Gökyüzü neden mavi? Bunun sebebi... Rogi bu sefer de Bay Zeki'ye olmuştur. Çok teşekkür ederim Matt. Artık herkes bana Bay Zeki diyor. Çok sevindim. Sana bir haber verecektim. Yarın nehir kenarında sıcak hava balonu festivali var. Sıcak hava balonu mu? Evet, çok büyük bir balon gibi düşün. Gökyüzünde süzülen birçok farklı şekilde balon olacak orada. Vay canına, çok güzel olacak. Gidip arkadaşlarıma haber vereyim. Teşekkür ederim Matt. Rica ederim, görüşürüz. Ne? Sıcak hava balonu festivali mi? Evet, hadi gidip beraber izleyelim. Vay canına, çok heyecanlıyım. Çok güzel olacak. Yarınki festivale bayılacaklar. Selam Matt. Matt, nereden geliyorsun? Sıcak hava balonu festivalinin yapıldığı yerden geliyorum. Bir şey mi oldu? Yarın fırtına olacakmış. Bu yüzden tüm balonları güvenli bir yere taşıdık.
Festivali de başka bir güne erteledik. Ne? Hava çok yağışlı ve rüzgarlı olacak. Dikkatli ol, olur mu? Olamaz. Yarın sabah Rogi'yi gördüğümde haber vermeniz. Ve ertesi gün olur. Günaydın. Rogi! Ha? Neden bu kadar erken kalktınız? Balon festivaline gidiyoruz. Gidip önlerden yer kapmalıyız diye düşündük. Peki. Sanırım bugün Matt'i göremeyeceğim. Hadi gidelim. Tamam. Ha, çok garip. Rogi bugün neden gelmedi? Ona festivalin iptal olduğunu söylemem lazım. Ayrıca fırtına geliyor. Ha, ne yapsam acaba? Çok eğleneceğiz. Neden hala kimse gelmemiş? Bilmiyorum. Hiç sıcak hava balonu da göremiyorum. Çok erken gelmişizdir. Birazdan başlar herhalde. Bu arada bu hava ne böyle? Çok rüzgar var. Neler oluyor? Burada ne arıyorsunuz? Fırtına geliyor. Güvenli bir yere gidin. Ne? Sıcak hava balonu festivali ne olacak? Festival iptal edildi. Hadi eve gidin. Burası çok tehlikeli. Neler oluyor? Emin olduğunu söylemiştin. Ben... Ne oldu şimdi? Keşke gelmeseydin. Hadi. Matt festivalin bugün olacağını söylemişti. Neler oluyor böyle? Ve ertesi gün olur. Acaba Rogi iyi midir? Bugün gelmediğine göre bana çok kızmış olmalı. Ya da acaba yaralandı mı? Ne oldu acaba ona? Matt! Rogi! Sana bir şey olmadı ya. Başın derde girmiş olmalı. Evet, biraz. Özür dilerim. Hepsi benim yüzümden oldu. Hayır. Arkadaşlarım senin sayende beni daha çok seviyorlar Matt. Ne? Aslında şöyle oldu diyebilirim. Göremiyorum. Çok korkuyorum. İlk başta kafam çok karışmıştı. Bu hiç iyi değil. Daha sonra bana söylediklerini hatırladım. Doğru ya. Bir fırtına başladığında hemen içeri girmem gerektiğini söylemiştin. Ben de arkadaşlarımı kapalı bir otoparka soktum. Sakin olun arkadaşlar. Burası ürkütücü bir yer. Evet. Ben çok korkuyorum. Korkmana hiç gerek yok Lani. Fırtınanın sesi çok yakındaymış gibi gelebilir ama aslında çok uzaktan geliyor. Gerçekten mi? Bu yüzden korkmana hiç gerek yok. Vay! Bütün bunları nereden biliyorsun sen? Başka ilginç hikayeler biliyor musun? Fırtına hakkında bir peri masalı dinlemek ister misiniz? Tabii ki! Onlara bana anlattığın hikayeyi anlattım. Bunun üzerine korktuklarını unuttular ve çok heyecanlandılar. Bu çok komikmiş. Bir tane daha anlat hadi. Sonra hep beraber sapasağlam garaja döndük. Anladım. Bu sabah da gelmeyince endişelenmeye başlamıştım. Biraz geç kalktım da. Matt, seni ziyaret etmeye devam edebilir miyim lütfen? Hala senden öğrenmek istediğim çok şey var. Tabii, istediğin zaman gel. Ben hep buraylardayım biliyorsun. Sağ ol Matt. Ne demek? Bu arada harika haberlerim var sana. Vay canına! Çok güzeller. Bizi buraya getirdiğin için teşekkür ederiz Rogi. Harika biri. Açıkçası biraz öyleyim. Bu arada Rogi, bütün bu hikayeleri ve bilgileri nereden öğrendin? Bu? Bir sır. Bir sır mı? Ne? Eğer öğrenmek istediğiniz bir şey varsa Matt'e her şeyi sorabilirsiniz. Tayo ve Didibo'nun yarışı. Güzel bir gün ve Tayo işte günün tadını çıkarıyor. Ben haklıyım. Hayır. Otobüsler daha hızlıdır. Hayır, trenler daha hızlıdır. Çocuklar sorun ne? Kimin hızlı olduğunu Tayo'ya sorabiliriz. Evet. Tayo, otobüsler mi daha hızlıdır yoksa trenler mi? Kim mi daha hızlı, otobüsler mi trenler mi? Elbette otobüsler hızlıdır. Rogi? İzleyin de otobüsler ne kadar hızlı görün. Sana söylemiştim. Olamaz. Tayo, tren istasyonunun önündeki otobüs durağına ulaştı. Geldik çocuklar. Tren istasyonundayız. Teşekkürler Tayo. Tayo. Merhaba Didibo. Merhaba. Bakıyorum çalışıyorsun. Bu
Dedi bu. Merhaba. Dedi bu. Trenler otobüslerden daha mı yavaştır? Trenler daha mı yavaştır? Hiç sanmıyorum. Ben söylemiştim. Yine de otobüsler hızlıdır. Tayo, katılıyor musun? Kimin daha hızlı olduğunu görmek için yarışmalıyız. Peki, yarışmaz mıyız sanıyorsun? Tayo, yarışabilirsin değil mi? Ne? Yarış mı? Bu... Bak, Tayo kendinden emin bile değil. Kendinden emin olamadığından değil, değil mi Tayo? Tabii ki. Yani öyle mi olacak? Didipo, yarışabilirsin değil mi? Sonunda Tayo ve Didipo yarışmayı kabul etti. Onun daha hızlı olduğunu söylüyor. Ama hiç sanmıyorum. Ne? Didipo'ya karşı yarışmayı kabul mü ettin? Bir şekilde olaylar öyle gelişti. Trenler çok hızlıdır. Hepsi Rogi'nin otobüsler daha hızlı demesi yüzünden. Ama bence yapabilirsin. Otobüslerin trenlerden daha hızlı olduğunu gösterelim hadi. Ama yine de trenler kesinlikle daha hızlı. Sorun değil. Sıkı çalışırsan ne olacağını bilemezsin. Kazanabilirsin. Evet. Hadi Tayo. Bunu otobüsler için yapalım. Tamam. Ben de yardım ederim. Peki. Bunu yapacağım. Yarın çalışmaya başlayacağız. Tamam. Tayo ve küçük otobüsler ertesi gün yarış için çalışmaya karar verir. Çocuklar! Herkes nerede? Çalışmamız gerekiyordu. Pekala, hazırladığım özel antrenman programına başlayalım mı bakalım? Özel antrenman programı? Tekerlek çekerken kaydıraktan tırman. Başla! Tayo! Daha çok çabalamalısın! Gitme antrenmanı yapacağız. Güzel. Bunda iyi olduğumu biliyorum. Hadi. Ne kadar hızlıyım gördün mü? Bu çok soğuk. Ne yapıyorsunuz? Tayo, ıslanmak istemiyorsan daha hızlı gitmelisin. Ne? Kesin şunu. Devam edemem. Tayo, yapabilirsin. Bu antrenmanın son kısmı. Başlayalım hadi. Antrenmanın son kısmı değil mi bu? Neden dans ediyorsunuz? Evet. Tayo, acele et ve git. Ne? O yüzden başlama sinyalini hep dikkatle dinlemelisin. Başlama sinyali mi? Anladım. Tayo ve küçük otobüsler çalışmaya devam etti. Evet. O akşam tren tamircisi Theo, Hana'yı ziyarete geldi. Merhaba Hana. Al bakalım. İşte istediğin alet çantası. Teşekkürler Theo. Buna ihtiyacım vardı. Bu arada... duydun mu? Bir yarış olacakmış. Ha? Tayo ve Didipo. Ne? Biz geldik. Theo. Merhaba. Merhaba. Merhaba çocuklar. Tayo, Didipo ile yarışmaya karar verdiğiniz doğru mu? Onlara otobüslerin ne kadar hızlı olduğunu göstereceğiz. Değil mi? Tayo, inan bana Didipo'yu yenebilirsin. Evet, çok sıkı antrenman yaptın. Bugünkü gibi performans göster yeter. Sahi mi? Tamam. Evet, yapabilirsin Tayo. Yapabilirsin. Ah çocuklar, size inanamıyorum. Tayo, 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 yaşasın. Hadi, hadi Tayo. Küçük otobüs Tayo. Tayo, Didipo ile yarışa hazırlanmak için çok çalıştı. Aferin sana! Tayo, yapabilirsin! Hadi Tayo, daha hızlı! Tayo, Tayo, Tayo! Tayo, Tayo!
Hepsi sizin sayenizde çocuklar. Vay canına. O çok hızlı. Hızlı trenin geçişini izleyince Tayo yine özgüvenini kaybetti. Tayo, iyi misin? Bu Tayo neden böyle üzgün ki? Lani, kazanabileceğimi hiç sanmıyorum. Hey, yapabileceğini biliyorum. Endişelenme. Tayo. Tayo ve Didi Boy'un yarış günü geldi. Bir sürü tren ve otobüs bir araya toplandı. Yarışa başlamak üzere olmalılar. Hadi Tayo, hadi. Hadi Didi Boy. Tayo, çok antrenman yaptın mı? Ha? Yerlerinize hazır. Tamam, gidelim. 3, 2, 1, başla. Vay, Tayo çok hızlı. O yüzden başlama sinyalini hep dikkatle dinlemelisin. Başlama sinyali mi? Aha. Aa, antrenman gerçekten karşılığını veriyor. Evet. Eğer böyle devam ederse Tayo kazanabilir. Hadi Tayo. Başarabilirsin. Gidelim. Evet. Çok zor yetiştim. Ha, Didi Bo. Ya. Görüşürüz. Ha? Didi Bo daha da hızlandı. Daha hızlı gitmeliyim. Vay canına. Didi Bo yavaşlamaya başladı. Galiba onu yakalayabilirim. Hadi. Öne geçtim. Hayır, kaza yapmış gibi görünüyorlar. Ne olacak? Çabuk gidelim. Tamam. Dikkatli ol. Yavaş çek. İşte oldu. Sağ ol Toto. Rica ederim. Tayo, iyi misin? Yaralandın mı? Ben iyiyim. Peki Tayo, burada neler oldu? Tayo! Çocuklar. Tayo, iyi misin? Hana. İşte, sana bir bakayım. Neyse ki ciddi bir hasar yokmuş. Affedersin. Eğer kaza olmasaydı Tayo kazanacaktı. Bu çok kötü. Rocky. Didi Bo. Sen benim önümdeydin. Neden birdenbire yavaşladın? Aa, o mu? Lani, kazanabileceğimi hiç sanmıyorum. Hey, yapabileceğini biliyorum. Endişelenme. Tayo. Şey o özel antrenman programım sayesinde Tayo'nun hızlanmasındandı. Ne? Çok doğru. Ben yavaşlamadım. Sen hızlandın. Bana biraz şüpheli geldi. Şüpheli ya da değil. Bana bir daha yarışmayacağınıza dair söz vermelisiniz. Tamam. Evet. Tren ve otobüslerin yarışmasına hiç gerek yok. Rocky, onu sen kışkırttın. O şey sadece şakaydı. Ne? Yarış böyle bitti. Tayo ve Didi Bo daha sıkı dost oldular.